Günaydın arkadaşlar. Günaydın. Ay benim oğluma günaydın. Evet, şimdi hastaneye doğru gidiyoruz. Ya Alim, ne zaman ısınacak? Alerji için test isteyeceğim. Ya ama gerek duymuyorlar sürekli. Hani hatta takipçilerden çok yazan oluyor. Takip eden arkadaşlardan da çok yazan oluyor. İşte alerji testine götür. İşte ama alerji bölümüne doktor MRS randevu vermiyor. Doktor gerekli görürse yönlendiriyormuş çocuk doktora. Ama doktor gerekli görmüyor. Hani ben onu bugün ayırıyoruz. Biz görüyoruz. Ama çocuk da kabarıyor günden güne bazen. Üzülüyorum yani. Bu havalar bir ısınsın değişecek. Çocuk Afrikalı ya. Neredeyse yarısı Afrika en azından. Arkadaşlar şimdi gittim. Dedi ki gene hiçbir şey yapmadılar. Nemlendirici biyoderma kremi var ya, onu verip gönderdiler. Yani şimdi ben diyorum ki doktora, diyorum bakın geceleri çok kaşınıyor alerjilendiği zaman. Ben zaten kendimi takip ediyorum arkadaşlar. Mesela portakal, cips, baharatlı bunları falan yemiyorum. Kapalı gıda yemiyorum hiçbir şekilde. Çikolata falan hiçbir şey yemiyorum. Çünkü onların yaptığından şüphelendiğim için. Ama bazen ani kabarmalar oluyor. Yani onlar için en azından bir krem verseniz iyi olur dedim. Ya da beni alerji bölümüne sevk edin. Alerji bölümleri maalesef çok yoğunmuş. Hani ben şu an randevu versem 3-4 ay sonra anca gelir dedi. Ve zaten çok ağır hastalar olursa, böyle çocuklar artık dayanamayacak raddeye gelirse onları yönlendiriyoruz dedi. Krem de kullanmayın. 8. 9. aya kadar geçebilirmiş. 2 yaşına kadar ya da geçebilirmiş. Krem de kullanılmayacak. Öyle yani. Biraz değişik bir durum. Ama çocuk çok kaşınıyor. İnanın böyle kabardığı an ben size çekmiştim geçen sefer. Ani kabarmalarda bilmeden bir şey yediğimde inanın öyle bir kabarıyor, kaşınıyor ki. Bu sefer de gece uyuyamıyor kaşında, ben üzülüyorum. Öyle de dayanamayıp mesela trozol sürüyorum. Yani iki kere sürdüm. Trozol sürme diyor ama sürmeyince de çocuk uyumayacak. Yani hep kaşınacak, yaralayacak kendini. Nasıl durabilirim öyle? Bilmiyorum. İşte sürmemem lazımmış. Bir dahaki sefere sürmeden direkt getireceğim, görsün. Öyle işte bütün vücuduna yayılıp bütün vücudunu kaşıması gerekiyormuş. Hani bütün sinir sisteminin bozulması gerekiyormuş. Ancak o zaman alerji bölümüne sevk ediliyormuş. Yani şu anda durumu ağır değil, o yüzden sevk edemiyoruz dedi. Neyse, Allah'a şükürler olsun öyle bir durumu yok, en azından ağır bir değil. İnşallah 7-8. aya kadar atlatır. Öyle temenni ediyorum. Ama en azından yatıştırıcı, böyle ani kabarmalarda yatıştırıcı bir krem verseydi bana çocuğun kullanabileceği iyi olurdu, ama öyle bir şey yokmuş maalesef. Yani bir şey kullanmayacağız, sadece biyoderma krem, nemlendirici. O da zaten geçirmiyor dedi, sadece ani kaşıntısını alır dedi. Alim dedi, bakar mısın bana? Alim, Alim, bana bak bakayım. Bu hafta yaşlılar haftasıymış. Bizim bebeleri yaşlandırmışlar arkadaşlar. Peki, size Alim'in yaşlılığını göstereyim. Benim çocuk yaşlanınca Çinli olmuş. Benim gözleri aynı dedemin gözlerine benziyor zaten Alim'in. Yani benim gözler de dedeme benziyor diye için. Dedemin fotoğrafını koyayım hatta size. Gözler manav gözü Alim'in. Anneciğim nerelere soktun bizi Alim ya? Alim tam odursun. Alim sana sürprizim var. Gel buraya tam yapalım hadi. Çıkarayım mı? Dur çıkartayım önce, bekle bir. Dur. Tam yapacağız, gel. O ne? Ne bu? Dur beraber açalım mı? Bak şunu sökelim, şimdi sen açabilirsin. Aç bakalım. Ay bu da ne? Ay bu da ne? Ne o? Dur yırtmadan aç da yerine koyarız, öyle toplarız. Ha. Bak. İnanamıyorum. Ne bu? İnanamıyorum. Aç bakayım. Aç bakayım yumurtaları. Bak bak, bu yumurtalar böyle açılıyor anneciğim. Aç bakayım. Açıyor.
Evet, aç bakalım. Çek. Nuri baksana, çok güzelmiş yumurtalar. Yumurtalar çok güzel, bak. Beğendin mi aşkım? Yumurta. Yumurta. Kır ye yumurtaları. Ye bakayım yumurta, hadi. Kırıyorum. Hadi. Aç bakayım. Açamıyor musun aşkım? Açamıyorum. Açabilirsin. Bir dene bakayım. Yumurta. Evet. Aç. Yumurta. Merhaba arkadaşlar. Selamünaleyküm. Nasılsınız? İyi misiniz? Bizim bugün Ramazan'da ilk misafirimiz geliyor. Dünkü iftarı çekmedik. Bugünkü iftarı çekeceğiz. Çünkü misafirli bir iftar olacak. Ama bu misafir çok yakın bir misafir. İftarı birlikte hazırlayacağız. Yani İfra ile birlikte hazırlarız muhtemelen. Ya sen iftar İfra'yı hazırlatmaya mı getiriyor? Yok. Yalnız var ya arkadaşlar, dün öyle güzel bir iftar yemeği hazırladık ki. Yani ama işte Aydın çok ağlıyordu. O yüzden hani o arada video çekmek istemedim. Zaten zor hazırladık. Dünkü menümüzde şey vardı. Tavuk yaptık ya. Güveçte tavuk. Senin çorbayı güzeldi. Onu aynen aynen. Güveçte tavuk yaptık arkadaşlar. Sonrasında ben bir çorba yaptım. Lehep çorbası diye geçiyormuş. Ben bir yerde görmüşüm, aklımda kalmış. Çorbası? Lehep çorbası mı? Öyle bir şey dediler. Takipçiler öyle yazmışlar. Böyle küçük küçük köfteler, böyle nohutlar yaptım. Onunla böyle bir yoğurt çorbası tarzında bir şey yaptım. Ama nasıl lezzetli olmuş. Abo. Çok iyiydi. Belki şu an bu video, belki yayınladığımız zaman oruç olanlar olacak. Belki o da olabilir. Bu arada misafir ediniyoruz değil mi bu sene yani? Covid, Covid falan. Çünkü son iki Ramazan böyle tadım vardı, tuzu yoktu. Değil mi? Bu Ramazan artık misafir çağıralım arkadaşlar. Hastalıklara alıştık. Zaten sürekli hastalanıyoruz. Ne yapalım yani? Bir de menünün sonunda ne vardı? Salata yaptım. Bir de pilav yaptım. Başka bir şey yoktu arkadaşlar. Tatlı yoktu. Ama bugün tatlı yapmak istiyorum. İnşallah tatlılık malzemem vardır evde. Kocam çok yorgun. Onu markete göndermek istemiyorum çünkü. Senin münefeler vardır buzlukta. Ya evet, onlar da onu var. Onu yap. Ama ben hafif bir tatlı istiyorum. Bir şey ki... Onu yapacağım. Onu yapıyorum var ya, hikayeler arkadaşlar. Oruç tuttuğun zaman adam önüne geçen her şeyi satın alıyor. Mangula diyor. Kiç almış, bağırmış. Oruç tutuyor. İftar yapınca kesecek. Yalnız bize Ramazan çok iyi geldi. Çok neşeliyiz ya. Gerçekten iyi geldi. Yani Ramazan insanın evine ayrı bir bereket getiriyor. Ayrı bir konu zaten. Tabii. Şimdi çocuklarım uyuyor arkadaşlar. İkisi de uyurken ben dün gece iftar sonrası Nuri'yle falan herkes uyurken her zamanki gibi ben ayaktaydım. Ve mutfak düzenimi değiştirdim. Size onu da göstereyim. Evet arkadaşlar, şimdi dün akşamki mutfak çalışmamı gösteriyorum size. Dün akşam bu şekilde burayı düzene koydum. Şöyle söyleyeyim. Burada normalde kuru gıdalarım vardı. Daha önce biliyorsunuz birlikte yerleştirmiştik hatta. Kuru gıdalarım vardı ama bu rafa yarısı boş kalıyordu. Tencerelerimin bir kısmını buraya koyuyordum, bir kısmını buraya koyuyordum. En son dedim ki ben en iyisi tencereleri buraya koyayım. Yani daha mantıklı oldu. En azından burada 3 raf kaplarken 2 raf kaplamış oldu tencereler. Bir de şöyle bir organizer aldım arkadaşlar. Kapakları buraya yerleştirdim. Böylelikle daha az yer kaplamış oldu. Daha ferah gözüküyorlar bir de. Daha iyi oldu yani, düzenli oldu. Sonrasında şöyle fincan takımlarım. Yani kendime ait aldığım tek fincan takımı bu arkadaşlar. Gerisi bir tane çeyizden gelme. Annem almıştı. Şu da annemin evinden aşırdım arkadaşlar. Şu mor olanları çok güzel ama, göstereyim mi size? Bakın. Bu da gene aynı şekilde hediye. Diğerleri de şunlar da hediye geldi arkadaşım, üniversite arkadaşımdan. Şunu Serpil göndermişti. Yani hediye yani genel manada. Normalde ben çok fazla fincan takımı olan insanlara diyorum ki ne bu böyle israf falan diyorum yani. Benim de böyle hediye gele gele toparlandı burası baya. Ama şunu kendim aldım. Çok da beğenerek aldım böyle organizerle birlikte. Güzel oldu. Bunu işte böyle kahve, çay şeklinde buraya bu şekilde koydum. Bunlar da böyle pasta tabaklarım falan. Bir tane kek kalıbım vardı biliyorsunuz, fazla yok. Kek kalıbım var öyle.
Tencerelerim çok fazla var ama ben kullanıyorum arkadaşlar. Bizim evde çok yemek pişiyor. Biz 3 öğün bütün aile evde birlikte yediğimiz için evimizde çok yemek pişiyor. Yani gerekli oluyor tencerelerimiz. Kullanıyoruz da. O şekilde. Bir de arkadaşlar şu sahanlı var ya, 3 kapaklı. İnanılmaz kurtarıcı oldu bana ya. İyi ki almışım yani. Onu aldıktan sonra çok rahatladım. Eskiden beri sahanım yoktu. Çok fazla tencere kirletiyordum. Bazen örnek veriyorum, kahvaltılarda büyük şeye, tavayı kullanmıyorum. Bunu kullanıyorum. Ya da artan yemekleri ona koyuyorum. Dolaba kaldırıyorum. Çok iyi oldu. İyi ki almışım. Gerçi 1,5 yıldır var ama hala övünüyorum. Güzel oldu yani. Ben beğendim. Daha kullanışlı olduğunu düşünüyorum. Kuru bakliyatlarını da buraya koydum arkadaşlar. Bakın. Ya zaten azlar dediğim gibi. Tam burası için yeterli oldu. Yani biraz yukarıda olsaydı daha iyi olurdu sanki ama. Yani buraya koydum. Daha elimin altı aslında. Neyse koydum arkadaşlar. Mutfağım biraz dağınık, evet. Ama bunu görmezden gelirseniz çok sevinirim. Şimdi şöyle bakayım, gözüküyor muyum? Şimdi marketten sipariş verdim. Gelenleri şöyle göstereyim. Acayip bir tatlı krizim tuttu benim. O yüzden ben biraz tatlıları fazla söyledim arkadaşlar. Şey yaptım. Mısır aldım. Belki tatlı yaparım sonra diye bunu aldım. Alim Tuş'a bunu aldım bir de. Bakın. Sonra süt aldım. Süt lazımdı zaten bana. Şöyle tatlı yapmalık bir şeyler aldım açıkçası. Tatlı yapacaktım. Bir tane makarna aldım. Bir de şey gerekiyor. Şey yapacaktım. Tavuk salatası yapacağım. Onun için de malzeme aldım. Şimdi ne yapacağıma karar verdim. Brüksel yapacağım arkadaşlar. Fırında kaşarlı kremalı patates yapacağım. Brüksel'de o olacak yani. Yani böyle nuri köfte falan yapmamı bekliyorum. Maalesef yok. Sonrasında yapacağım şey de zaten arkadaşlar tavuk çorbası var. Baya böyle tavuk çorbası var. O yüzden şey yapmak istiyorum. Bir de tavuklu şehriye satısı var ya, ondan yapacağım. Bakalım. Biraz böyle çoklu ama karışık bir menü olacak. Allah'ım biraz daha mübarek olsun. Tatlı da yapmak istiyorum ama inşallah yetişirebilirim. Şimdi yemeğe geçiyorum. Hatta biraz geç kalmış bile olabilirim. Şuna su koyayım hemen. Yani hayatımda düdüklü açtım mı onu bile bilmiyorum, biliyor musunuz? İlk defa açacağım herhalde. Düdüklüden çok korkuyorum. Aşırı korkarım. Nuri yapar bizim evde düdüklüye bir şeyler yapılacağı zaman. Zaten soğudu yani. Bekliyor saatlerde. Düdüklüye dokunamadığım için. Ya Allah bismillah dedim ve açtım arkadaşlar. Hızlandım arkadaşlar. Brüksel yemeğimi yaptım. Bu hazır zaten. Şimdi kapağını kapatacağım. Birazcık daha pişmesi lazım sadece. Şimdi çorbamı yapıyorum. Bir yandan çorbam da kaynadı. Çorbamı yapıyorum. Fırında da yemeğim var. Üzerine kaşar atılacak arkadaşlar. Şöyle kremalı, patatesli, kıymalı falan.
böyle bir şey yaptım. Yani Instagram'da bir influencer yapmıştı kıymasızını. Ben de kıymalısını yaptım öyle. Böyle bir şey yaptım. Çünkü kıymasız yapsam Nur yemez. Ben biliyorum kendi adam onu. O yüzden azıcık kıyma at. Seninle bir adım yok mu? Bunları yıkamam lazım. Artık böyle mi kilitliyorsun bu tarafa? Neyi? Bu tarafa. Kilitliyorum ya, ne yapayım? Alet hoş durmuyor ki. Dursa bizim spa. Ay kız bunlar yumuşacık ha. Çıtır çıtır da gözüküyor bir yanda. İnşallah tadı da güzel yaptırır. Güzel, güzeldir. Bunlar daha çok sahurda gider zaten de. Yani benim açımdan, ben Türk kişi oldum. Şarabı da getireyim. Arkadaşlar soframız hazır şimdi. Böyle salatalarımızı yaptık, çorbamızı yaptık. Zeytinyağlı falan da yaptım. Şimdi Nuri'yi bekliyoruz. Nuri gelsin inşallah. Ha, halim toşturamıyor ama. Biz yemeğimizi yedik. Tatlılarımı da yaptım. Şöyle size göstermek istiyorum. İftardan önce tatlıları yetiştiremedim. Daha doğrusu ham halini yaptım. Ama Hindistan cevizine bulayamadım. Dedim ki o zaman şey yaparım. Yemekten sonra yaparım. Şimdi yemekten sonra yaptım. Üzerinde böyle cevizle süsledim. Tadı çok çok güzel. Ben ilk defa yiyorum ve ilk defa yapıyorum. Yapımı çok basit arkadaşlar. En sevdiğim yönde o oldu. Süt attım. Kaç bardak? 2 bardak kadar süt attım. Üstüne 5-6 kaşık şeker. 7 kaşık da irmik attım. Böyle nasıl söyleyeyim? Kulak memesi kıvamında, biraz koyulaşıyor yani, kulak memesi kıvamında oluyor. Çok koyu da değil ama kulak memesi kadar da koyu değil aslında. Koyulaşıyor işte, ondan sonra onu soğumaya bırakıyorsunuz. Soğuduktan sonra böyle hafif ılık olacak. Krem şantiyi atıp spatula ile böyle karıştırıyorsunuz güzelce. Karıştırdıktan sonra buzdolabında bekletiyorsunuz bir saat. Beklettikten sonra da böyle top haline getirip Hindistan cevizine buluyorsunuz. Üzerine isterseniz ceviz, fındık, ne isterseniz, neyle süslemek isterseniz onu koyuyorsunuz. Evde herkes uyudu. Tabii ki en geç ben uyuyorum. Ve şu anda Alim'in tuvalet eğitimini verdiğimiz için çamaşırlar inanılmaz birikiyor arkadaşlar. Çok fazla birikiyor. Benim evim artık kurutma makinesi şart oldu. İki çocuk, ikisi de küçük, çok kıyafet değiştiriyorlar. Yani her gün makine çalıştırıyorum ve her gün bunu kurutmak. Kışın hele evin içinde çok çok zorlandım. Bayağı zorlandım. Kurutma makinesi şart oldu da inşallah yakın zamanda almayı planlıyorum. Hatta Nuri'nin başının etini biraz böyle hafiften yiyorum. Ya bir de evde kurutmak da çok sağlıklı değil yani, sağlıksız. Neyse idare ediyorum bu şekilde ama zaten yaz geldi. Ama dediğim gibi kurutma makinesi şart oldu artık. Şu hale bakın. Şu hale bakın. Evin içinde kurutuyorum. Böyle bayağı artık yetmedi. Koltuklara falan astım. Öyle işte. Neyse dediğim gibi idare edelim de. Belli bir süre. Çok da yoruldum. Şimdi mutfağı toplamıştım ama çaydan sonra kalan biraz bulaşıklar falan var. Onları da makineye atayım. Bir de makinedekileri çıkayım, çıkarayım, yerleştireyim.
Aslında bunları çoktan yapabilirdim ama Aydın daha yeni uyudu ve saat şu anda 1.30. İşlerim olduğu için mecbur ben kalkmak zorunda kaldım. Çünkü sabah yoksa iki çocukla darmadağın oluyorum. Mecbur bunları halledip yatmam gerekiyor. Geç yatamayacağım muhtemelen. Sahur yapacağız, ondan sonra yatacağım. Ama gündüz uyuyor, yani Aydın uyuyor gündüz Allah'a şükür. O arada uyuyabiliyorum ben. Alim de kreşte oluyor. Nuri zaten sabah Alim'i götürüyor kreşi. O arada uyuyabiliyorum. Yani Alim'deki gibi uykusuzluğum yok ama keşke gece de bu kadar zorlamasaydın, ama olsun. Başım üstüne. Halimde hiç uyumuyordum. Gene aydın da uyuyabiliyorum yani. Gündüz de olsa uyuyabiliyorum.